Yaşar Üniversitesi Söyleşileri Tercih Günleri yayınından herkese merhaba. Adaylara yol göstermek amacıyla yaptığımız yayınlarımızın bugünkü konuğu Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Ahmet Yiğitbaşı. Sayın Yiğitbaşı ile bugün Yaşar Üniversitesi'nin sanayi ve sektör işbirliklerini ve Yaşar topluluğuyla olan bağını konuşacağız. Ahmet Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tercih günleri yayınlarımızda bugüne kadar çok değerli konuklarımızla söyleşiler yaptık. Önümüzdeki günlerde de yayınlarımıza devam edeceğiz. Sizi de ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İlk sorumla başlamak isterim. Yaşar Üniversitesi ekonomi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında ülkemize önemli katkılarda bulunan doğayen iş insanı Sayın Selçuk Yaşar'ın adını taşıyan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş bir üniversitedir. Bu önemli vakfı da bünyesinde bulunduran Yaşar topluluğuysa ana iş kolları olan gıda, içecek ve boya sektörlerinin yanı sıra turizm, temizlik kağıtları, dış ticaret ve enerji sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. Hem Yaşar Topluluğu şirketlerinden hem de yıllardır edinilmiş olan bilgi birikiminin paylaşımında Yaşar Topluluğu ve Yaşar Üniversitesi'nin üstlendiği rollerden bahseder misiniz? Yaşar Topluluğu'nun temelini üniversitemizin de kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar'ın babası Durmuş Yaşar'ın 1927 yılında İzmir Şeritçiler Çarşısı'nda denizcilik malzemeleri ve boya satışı yaptığı ilk dükkanı Durmuş Yaşar Müessesesi aslında oluşturuyor. Üretime ilk adım ise 1941 yılında Türkiye'nin ilk boya atölyesinin kurulması ile atılıyor. Mütevazi adımlarla başlanan bu yolculuk 1945 yılında Selçuk Yaşar'ın babasının yanında iş hayatına atılmasıyla daha da hız kazanır. Bu doğrultuda Durmuş Yaşar 1954 yılında ilk boya üretim tesisini İzmir Bornova'da Durmuş Yaşar ve oğulları adıyla kurar ve Dio markası da bu şekilde ortaya çıkar. Bugün Dio hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin en önemli boya markalarından birisidir. 80'li yıllarda ülkenin ve özellikle faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ege bölgesinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak boyanın yanında birçok diğer sektöre de yatırım yapılır. Bu yatırımların hemen hepsi Türkiye'nin ekonomi tarihinde birer ilk olarak yerini alır. Örnek olarak e, gösterebiliriz. İlk özel sektör süt fabrikası olan Pınar Süt, ülkenin 1100 yataklı ilk turizm tesisi Altı Yunus Çeşme, ilk özel sektör kağıt fabrikası Viking Kağıt, Türkiye'nin ilk tek yönlü ambalajda kaynak suyu Pınar Su, ilk kültür balığı tesisi Pınar Deniz ve ilk özel sektör et tesisi, Pınar Et bu örneklerden birkaçı olarak sayılabilir. Yaşar Topluluğu bugün dördü Türkiye'nin ilk 500 büyüğü arasında yer alan 21 şirketi, 25 fabrika ve tesisi, 7500 kişiye sağladığı iş imkanı, 1100'ü aşkın bayi ve tüm faaliyetleriyle ulaştığı 200 bin satış noktası ile Türkiye'nin lider ekonomik aktörlerinden birisidir. Yaşar Üniversitesi olarak, Yaşar Toplu şirketleri ile işbirliklerine çok büyük önem veriyoruz. Az önce saydığım şirketlerin tesislerini ve laboratuvarlarını üniversitemizin birer organik parçasıymış gibi değerlendiriyor ve öğrencilerimizin bu imkanlardan azami ölçüde faydalanması için çeşitli modeller geliştiriyoruz. Öğrencilerimiz tesis ziyaretlerinde eğitimini aldıkları bölümlere göre bilgiler ediniyorlar akademisyenlerimizin şirketler ile yaptığı projelerde öğrencilerimiz de rol alıp henüz mezun olmadan ciddi iş deneyimleri elde edebiliyorlar. Bunun yanı sıra şirketler stajyer alımında üniversitemiz ile sürekli iletişim içinde oluyor ve mümkün olan en fazla sayıda Yaşı Üniversitesi öğrencisinin topluk şirketlerine staj yapabilmesi için çalışıyoruz. Bu da gerçekten en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Başarılı öğrencilerimizin topluk şirketlerinde işe alımı içinde özel çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda şirketlerde pek çok Yaşar Üniversitesi mezunu üniversitede edindikleri vizyonu ile iş hayatına yansıtıyorlar ve çok da başarılı çalışmalar yapıyorlar. Yaşar Üniversitesi'nin tüm bölümlerinin dış danışma kurullarında Yaşar Toplu'nun değerli yöneticileri de görev alıyor. Bu sayede müfredatlarımızı çağın ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik güncelleyip sürekli geliştirebiliyoruz. Üniversite ve sanayi işbirliği konusunu genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu da en önem, çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Şirketlerin ve üniversitelerin karşılıklı kazanımları için işbirliği içinde olmaları gerektiğine inanıyoruz. Çeşitli projeler ile gençlerimizi mezun olmadan önce şirket yapılarını tanımaları ve iş hayatı hakkında bilgi sahibi olmaları için yönlendiriyoruz. Teorik bilgilerini pratikle birleştirme şansını iş hayatına başlamadan böylece üniversitede edinmiş oluyorlar. Dediğim gibi buna çok önem veriyoruz. Onlara cesaretle yaratıcılıklarını ortaya çıkaracakları bir eğitim veriyoruz. Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik ile tasarım kavramlarına da çok önem veriyoruz ve önemsiyoruz. Analitik düşünebilen, toplumsal sorumluluk bilinciyle sorun çözme becerileri gelişmiş ve katma değer yaratabilen inovatif bireyler, öğrenciler, insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ahmet Bey, Yaşar Üniversitesi Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde her yıl üst sıralarda yer alma başarısı gösteriyor ve bu başarılar bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Bu başarıyı nasıl sağlıyorsunuz? Az önce de bahsettiğim gibi girişimcilik ve yenilikçilik en temel kurumsal değerlerimiz içinde yer almaktadır. Yenilikçiliğin insanlığa yarar sağlayacak yeniliklerin teşvik edilmesiyle ilgili bir değer olduğuna inanıyoruz. Bunun kökleşerek sürdürülebilir olması için özgür düşünce ve yaratıcılığın önemine inanıyor ve geliştirilmesi için sürekli çalışıyoruz. Bunun da doğal bir sonucu olarak 2021 yılında TÜBİTAK'ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde Türkiye genelinde 78 vakıf üniversitesi arasında ilk 5 içinde yer almayı başardık. Dahası bu endekste son 5 yıldır üst sıralarda yer almanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. Yaşar Üniversitesi'nin kurucusu ve onursal başkanı Sayın Selçuk Yaşar'ın girişimciliğinden aldığımız ilhamla yenilikçilik ve girişimcilik ruhunu her zaman öğrencilerimize aktararak onları geleceğe hazırlıyoruz. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisimiz, Minerva Kuluçka Merkezimiz, Kuzey İzmir Teknoloji Merkezimiz, Proje Destek Ofisimiz ile AB Araştırma Merkezimizin gerçekleştirdiği çalışmalar oldukça önem taşıyor bu aşamada. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ile Yaşar Üniversitesi teknoloji şirketimiz olan UTEC, bugüne kadar birçok danışmanlık projesi, TÜBİTAK projesi ve kamu üniversite sanayi işbirliği projesini hayata geçirdi. Minerva Kuluçka Merkezi ise üniversitedeki öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere tüm girişimcilere girişimcilik, danışmanlık, ofis, altyapı, mentorluk gibi konularda destek vererek çalışmalarını sürdürüyor. Minerva bugüne kadar çoğunluğu mezun olmadan iş fikirlerini geliştiren öğrencilerin oluşturduğu yüze yakın girişimci ekibe ev sahipliği yaptı. Bu ekiplerin 20'den fazlası şirketleşip ticari faaliyetlerini başarıyla sürdürüyorlar. Merkezde halen 28 aktif proje ekibi bulunuyor. Proje destek ofisi faaliyetleri kapsamında ise son 6 yılda üniversitemizin desteklediği yüzün üzerinde bilimsel araştırma projesi yürütüldü. Yaşar Üniversitesi olarak her zaman ekonomik büyüme ile inovasyon ve argenin önemine odaklanıyoruz. Yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi, akademik çıktıların ekonomiye ve topluma değer sağlaması için çalışıyoruz. Bu bağlamda KOSGEB destekli Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi Tekmer'in kurucuları arasında yer aldık. Katma değeri yüksek, yenilikçi işletmelerin kurulması ve geliştirilmesi için de sürekli çalışıyoruz. Ahmet Bey katıldığınız ve değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Başı'nın konuk olduğu tercih dönemi yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.